dersimizde size devlet ödeme çekleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle devlet nedir? Onu bir tanımlayarak başlayalım. Devlet, bir topluluğun, kültür birliği olan bir topluluğun belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurarak oluşturduğu siyasi yapıdır. Devletin kendi arasında üç tane vazgeçilmez unsur vardır. Bunlar bir topluluk yani millet. İkincisi bir toprak parçası yani vatan. Üçüncüsü ise bir güç yani egemenlik. Yasama yürütme yargılara egemenlik. Bu üç unsuru tamamlayan herkes devlet olabilir. Fakat bu üç unsurun hiçbiri birbirinden üstün değildir. Yani millet, vatandan, vatan egemenlikten üstün falan değildir. Hepsi aynı. Hepsinin bir olması gerekir devlet oluşturabilmemiz için. Yani hepsi birbirinin bütünleyen parçalardır diyebiliriz. Devlet çekimleri hukuk yapılarına göre egemenliklerine göre ikiye ayrılır. Haşta merkez tarafından verilen görevleri
tarafından yerine getirir. Yani belediyeler, valilikte aslında merkez adına verilen görevleri yerine getirmek için varlardır. Bir diğer şey, aslında üniter devletlerde İngiltere ve İspanya'nın bazı bölgelerinde özellik olduğu için de İngiltere ve İspanya üniter devlet olma üzerinde kaydetmiştir. Kavramı Anayasa maddesinin 3. Anayasanın 3. maddesinde Türkiye devleti bölünmez bir bütündür derken de aslında tek bir devlet kastediliyor. Çünkü de aslında üniter devletlerin en önemli özelliklerinden biri de bölünemez ve bütün oluşları. Kamerayaklı devletlere geçelim. Kamerayaklı devletler birçok devletin bir araya gelerek oluşturduğu devletlerdir. Bunlar konfederasyon federasyon olarak ikiye ayrılır. Federasyondan bahsedelim. Federasyon federeler bir araya gelerek oluşturur. Her federenin kendine ait anayasası, kendine ait kuralları ve mahkemeleri vardır. Federeler dışişlerinde özel, dışişlerinde bağımlıdır birbirlerine. Ve ayrılmakta ayrılamazlar birbirlerinden. Federelerin hepsi birbiriyle uyumlu olmalı fakat federelerin cezalar sürekli değişmektedir. Mesela Türkiye örneği verildi. Türkiye Federasyon Şimdiliğinden bir devlet olsak İstanbul'daki yasayla işte Sivas'taki yasa aynı olmayacaktı. Federasyonlar bu. Bölgede federasyonlar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı örnek verebilir miyiz? Tabii ki zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağındaki o simgelerden bunlar simgeler. Mesela 50 tane yıldız olması 50 devletten oluştuğunu, 9 tane çizgi olması 9 milletten oluştuğunu gösteriyor. Ama işte yine de bir yere bağımlı oluyorlar federal devletler. Aslında tam da başkanlık grup değiller. Tam da özgür değiller. Yine bir merkez var. Mesela Amerika'da başkanlık olan herkes için başkent sayılıyor. Hocam bu federal devletler için iç işlerinde, bağımsız dış işlerinde başkent bağlı diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Zaten iç işlerinde de istediklerine kadar dış işlerde, savaş gibi olaylarda hep beraber ortak bir karar almak zorundalar bu federal devletler. Federasyon devletleri ve üniter devletleri farklarına bakalım. Şimdi şöyle. Şimdi üniter ve federasyon. Şimdi dedik ki üniterde tek bir anayasa var dedik. Federasyonda tek bir anayasa yok. Herkesin kendine göre bir anayasası var. Birden fazla anayasa var. Tek devlet var interde. Fakat federasyonda birçok devlet var ama birçok devletin birleşmesiyle oluşmuştur zaten federasyonlar. Yasama yürütme yargı tektir. Diğer nesi iki tanedir yasama yürütme yargı. Üniterde yetki paylaşımı kanunla yapılır. Fakat federasyonda yetki paylaşımı anayasayla yapılmaktadır. Federasyon devletlerinin şöyle bir özellikleri var. Federasyon devletlerinde iki tane meclis vardır. Biri senato, diğerisi şeydir, kurucu, temsil meclisi. Temsil meclisini halkın seçtiği kişiler oluşturur. Senato ise halkın seçtiği milletvekilleri oluşturur temsil meclisini. Senato ise daha farklı bir yapıdadır. Evet, hükümetin seçkin temsilciler oluşturmaktadır. Ülker ve federal devletleri, federasyon devletleri arasındaki en büyük fark, birinde tek devlet varken, diğerinde birden fazla devlet vardı. Diğerinde tek bir anayasa varken, diğerinde birden çok anayasa vardı. Birinde çoğu şey genel geçerken, diğerinde değildi. Herkesin kendine göre bir sistemi vardı burada. Şimdi geçelim konfederasyona. Konfederasyon, federasyonların birleşmesiyle oluşur. Federasyonun birleşmesiyle birlikte oluşur.
Konfederasyon üyelikleri üzerinde zorlama gücü yoktur. Yani daha da konfederasyon isteyen varsa burada bir zorlama vardır herkes için. Şimdi size konfederasyon, konfederasyon haklarını da göstereyim. Konfederasyon. Konfederasyonda zaten Devletçilik Federasyonu bir daha anayasa falan var demiştik. Burada ise anlaşma niteliğindedir bura. Antlaşmalar niteliğindedir. İsteyen üyelikten çıkabilir. İsteye kalmış bir şey, zorlama yoktur. Sadece anlaşmaya dahil olan ülkelerin vatandaşları vatandaşlık olarak kabul edilir. Ve üyelikler bağımsızdır. Kendi içlerinde ve dış içlerinde bağımsızlar. Sadece bazı konularda bir araya gelerek anlaşmalarda bulunuyorlar. Federasyon devletleri için tam tersi. Federasyon devletleri de kendi aralarında zorlama vardır. Kendi içine herhangi bir özür olsun da dış bağlantılarla bir araya gelmek zorundadırlar. Üyelikten çıkma gibi bir durum yoktur federasyon devletlerde. Ve federasyon devletlerde iki tür vatandaşlık vardır. Federal vatandaşlık ve federe vatandaşlık diye. Anayasayla kurulur demiştik kaynağı. Bunun kaynağını anlaşmalar demiştik. Diğer bir kaynağı anayasalar söylediğimiz gibi. Ayrılma hakları yoktur. Sadece federal devletler kişiliği vardır. Burada diğer bir konuya geçelim olursa. Monarşik devlet. Zaten mona bir demek. Yani bir egemenliğin olduğu devlettir. Tek egemenlik vardır burada. Tek egemenlik vardır. Monarşik devletler aslında günümüzde de olmakla birlikte eskiden daha yaygın bir sistemdi. Monarşik devletlerde Fransızca monarşe kelimesine gelmekte ve bu Yunanca Yunanca tekşef anlamına gelmekte bir kelime. Yani tek bir kişinin egemenliği vardır. Yasama yürütmeye ayrı tek bir kişi kurulur. Kuvvetler ayrılığı burada yoktur. Meclis de yoktur. Sadece tek bir gücü kendinde bulunduran kişiler vardır. Ve bu kişilerin söyledikleri yasa her şeyi kendiler yapar, yasaları kendiler koyar, koydukları yasaları kendiler yürütür ve kimse hesap vermek zorunda olmazlar. Örneğin, bir örnek olarak vermemiz gereken devletlerden biri, eskilerden beri olan Osmanlı Devleti, monarşik bir yapıda devletti. Tabii ki tek devlette sadece tek şey, devlet şekli vardır denemez çünkü farklı şekiller de vardır. Şu an günümüzde Suudi Arabistan'da görülmekte. Monarşi. Aslında monarşinin türleri kendi arasında ayrılmaktadır. Egemenliğin niteliğine göre monarşi türleri ayrılmakta. Bunlardan en birincisi Tanrı'nın yetkisiyle orada olduğuna inanması, ilk inanır. Tanrı yetkisine göre olanlarınızı İtiklerine göre bu tanrılaşma nedeni tabii ki tanrılaşma da Tanrı işte Tanrı'nın verdiği yetkiyle o hükümdar oluyor. Tanrı'nın gölgesi anlamında burada. Roma'da da böyle bir şey, Mısır'da da böyle bir şey var. Kralınlarında Tanrı kral olarak görülür. Hem krallar hem tanrılardır. Yani yine Tanrı'nın yetkisiyle olduğunu görülür orada. İkincisi ise bir devlet organı olarak görev yapmaları, devlet organı olarak görülmeleri. Bu galiba günümüzdeki anlayış, devlet organı olarak görülme. Burada sadece yöneticidir. Yöneticilerin şey gitmez. Hiçbir tanrısal güç ya da hiçbir mitolojik bir olay bulunmaz. Birisi hükümdar yani yönetici parça. Devletin bir parçası. Yani devletin bütünü değil, devletin bir iş
Tabii ki. Zaten vücudumuzun öyle değil mi? Bir organ işlevi gittiğinde diğeri aksar. Tıpkı burada da öyle. Padişah da diğer organlar etkisini kaybettiğinde ister istemez devlet de sarsılıyor. Bu yüzden hani aslında monarşik devletlerde de tıpkı ilk devletin ülkenlik gibi tek bir birliği, tek bir ülke, işte tek bir tronun parçası vardır. Monarşiklerde de öyledir. İkincisi ise yetkinin sahibi olarak görülür. Yetkinin sahibi olarak işte ona bu yetki verilmiştir ve o yetkiyi kullanan kişidir sadece. Yani yetkiyi kullanmak sırasında yetki gittiğinde onun üstünlüğü de gitmiş olacaktır. Hiçbir anlamı kaybetmeyecek bir halk için. Yetkiyi kaybettiğinde tüm üstünlüğü de kaybedecektir. Egemen monarşi türlerinden egemenliğin sınırlarına göre de iki tanesi var. Mutlak monarşi ve meşru monarşi diye. Egemenliğin sınırlarına göre. Şimdi mutlak monarşi, hükümdar, kral ya da şah her neyse tek yetki sahibi bir tek olur. Yani yasama göre veya her şey onun elindedir ve onun istedikleri olur. Tartışılmaz, görüşülmez, sadece kendi başına yönetmektedir ülkeyi, kararları kendi başına almaktadır. Meşru monarşi ise şah, kral, hükümdar yetkilerini bir mecliste, halkın seçtiği bir mecliste paylaşmaktadır. Bunun en büyük amacı da halkın rızasını almaktır. Yani halkın rızasını almak için böyle bir şey yapmışlardır. Örnek verecek olursak Osmanlı'nın son dönemlerine doğru ilan edilen meşrutiyet buna örnek olacaktır. Aslında bu eskilerde de vardı, Hititlerde tam üç meclisi vardı. Bu da ona örnek verilebilir. Bir diğerisi egemenliğin kazanılmasına göre egemenliğin kazanılmasına göre bir soydan gelmesinden dolayı kazanılıyor. İkincisi ise seçimlerde. Şimdi soydan gelmesi aslında çok eskiden çok fazlaydı. Mesela İngiltere'de ya da Roma'da aynı soydan kişiler öncesinde, krallık döneminde aynı soydan gelen kişiler kata çıkıyordu. Osmanlı'da da öyle, şehzadeler, prensler bunlara en büyük örneklerdi. Osmanlı'nın vilayet sistemi değil miydi? Tabii ki de, babadan ona kandan dolayı. Mesela hiç yoktan eğer oğlu falan olmasa da aynı kan sahip amcası ya da bir akrabası aynı soydan gelen bir tahta geçmektedir. İkincisi de seçimlerde. Yani halk ya da meclis seçtiği kişi hükümdar yapıyordu. Bu da şimdikilerde de böyle şeyler görülebilir. Bir diğerisi meşrutiyet, meşru devlet. Bunda ise devlet, bir hükümdar vardı. Bu hükümdarlarımızda bir de meclis vardı. Yani meclis ve hükümdar aynı anda hükmetlerinde. Hükümdar yetkileri çoğunu meclis ve diğer kurumlara devletli yönetim şeklidir. Yönetim şeklidir. Bir diğeri, bunu işte demiştik size Osmanlı dönemindeki meşrutiyetin ilanı, Hititlerdeki Pankuş Meclisi bunlara örnek verilebilir. Bir diğeri de oligarşik devlet. Oligarşik devlet ise bir zümrenin yönetmesi vardır. Belli bir zümre devleti yönetmektir, yükümlüdür. Buna verilecek örnekler ise Cezayir ve Suriye'dir. Robert Mikas'ın herhangi bir politik sistemi sonucunda ne olursa olsun oligarşiye döneceğini ifade etmiştir. Buna da oligarşinin güç kanunu verilmiştir. Ve oligarşik devletlere şu an günümüzde örnek verilecek olursa Suriye ve Cezayir'dir. Cumhuriyet devleti zaten Cumhuriyet Türkiye'nin halk devletidir. Cumhuriyette halkın kendi kendini yönetmesidir.
Zaten cumhuriyetin doğru bir sistemde olması için demokrasi şarttır diyebiliriz. Bir diğeri ise teokratik devlet. Teokratik devlet ise dine bağlı devlettir. Yani dini baz alarak kurulan devletlerdir. Osmanlı da böyle bir devletti öncesinde, kendi tarihlerine göre olursak. Orada da halifelik mesela bizde olması dinsel bir güç kullanıyor bu teokratik devlet olarak. Teokratik devlet şöyledir, din bazlı devletlerdir. Teokratik devletin ülkeler İran, Vatikan ve İsrail bunları örmektir. Günümüzde sadece üçü teokratik devlettir. Aslında laikliğin karşılığı diyebiliriz. Dinimiz ve devletçiliği birbiriyle alakalıdır. Mesela bizde şer'i hukuk vardır. Şer'i hukuka göre hayat düzenlenir ve yasalar düzenlenir. Teokratik devletlerde, iki tür hukuk oluyor. Biri şer'i hukuk, diğeri ise ülkenin kendi hukuku. Ülkenin kendi hukuku oluyor. Bir diğer tanımda geçelim. Yeah.
Dersiniz kalın.